Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde duyum bombardımanı var inşallah. Aslında uçak emoji şeyini uçak e, girişini yapmam lazımdı ama neyse siz bununla idare edin şimdilik. Kasımpaşa'da Jackson Moleka Beşiktaş'a karşı attığı 2 golle Süper Lig'de oynadığı ilk 10 maçta 11 gol 3 asiste ulaştı ve bu alanda bir rekor kırdı. Sanırım hiçbir Süper Lig futbolcusu ilk 10 maçında 11 gol 3 asiste ulaşamadı ya da 14 gollük katkıya. Beşiktaş karşısındaki performansı da şu şekilde 3 şut 2 gol 12 ikili mücadele kazanma. Bakın 12 ikili mücadele kazanma. Ben maç özetini falan izlemedim. Yanlış anlaşılmasın. Belki de Beşiktaş çok aptalca top oynamıştır. Hani ben bilemem bunu. Ama 12 ikili mücadele kazanma. 3 rakipten top kazanma. 7 faul yaptırma. Yani durum bu. Şimdi Muleka'yı ben anlattım ettim. Şöyle yapalım böyle yapalım dedim. Mesela Serkan Reşber. O da bizimle benzer dönemde Muleka'yı övmüştü. Hani ismini sayıklamıştı, televizyonlarda söylemişti ve çoğu kişinin alay konusu olmuştu. Yani bunu, bu mu topçu? Bir de anlıyorum diye. Okan da liginde bir arkadaşımız var. Şöyle oynuyor, böyle oynuyor diye anlatıyordu mesela. Şimdi Belçika'ya gitti, tutunamadı mesela oyuncu. Lan Belçika ligi çok kolay. Hatta biz diyorduk Moleka orada leplebi gibi gol atar falan. Tutmadı oradan. Sonra Kasımpaşa'ya genel müdür olunca oyuncuyu transfer ettirdin. 10 maçta 11 gol 3 asist. Yani sen Reçber, Muleka hikayesi. Böyle. Şimdi Fenerbahçe'ye alınsın alınmasın olayı var biliyorsunuz. Bir kesim diyor ki Kasımpaşa'dan oyuncu alınmaz. Hani işte oyuncunun seviyesine oynadığı takımı belirler. O ayrı mesele. Ama 2 aylık performansla da futbolcu alınmaz. O da ayrı mesele. Beklemek lazım. Mesela biz bu penzayı niye almadık? Ya arkadaş dedik belki de günü birlik bir performans yani sezon sezonu birlik bir performans diye. Bizim bu lekaya ilgimiz var ama tam manasıyla neler gerçekleşir hep birlikte göreceğiz. Tabii bir alma opsiyonu var. Yani mesela bir alma opsiyonu var şeyin Kasımpaşa'nın ama alır mı, alsa verir mi? İşte söylentiler çıkar diye korkar mı? Burada size bırakıyorum. Ertuğrul Taşkıran. Bak Ertuğrul Taşkıran'la ilgili bir şey diyemem ama. Ertuğrul Taşkıran oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesine gole kapatmış. Ve kalesine gelen son 13 şutun 8'ini kurtarmış. Değil mi? İnanılır gibi de değil. İnanılır gibi bir istatistik değil. Eren Elmalı biliyorsunuz Kasımpaşa'dan gözlemlediğimiz transfer teklifi yapmak adına piyasasını sorduğumuz futbolcum. Eren'le ilgili de Beşiktaş maçını izleyen birçok arkadaşımız aynı cümleleri kuruyor. Diyorlar ki iyi bir potansiyeli var. Genç futbolcu yetenekli. E, lafımız yok. Hani tempolu, güçlü bir oyuncu. Çok iyi ofanstan. Hani sol ayağını çok iyi kullanıyor. İyi dribblingleri var. Geriden oyun kurabiliyor. Hücum katkısı süper. Ama diyorlar. Hocam savunma yönü o kadar zayıf ki. Hani hallaş pamuğu eder Fenerbahçe savunmasını diyor. Tabii gelişme potansiyeli var. Yok onu size bırakıyorum. Ha, 6 milyon euro olayı var. 6 milyon euro etmez. Ama şunu söyleyeyim. Bu futbolcu Fenerbahçe'ye gelecek olursa defansif bir takıma mı gelecek? Ofansif bir takıma mı gelecek? Ofansif bir takıma geleceği için bence eksilerini artıları kapatır. Çünkü ofansif bir takıma gelecek. Bak bu Penza mesela Hatay Spor'da başarılıydı. Belki Fenerbahçe'de olsaydı. Nal toplayacaktı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Fenerbahçe'ye Halil Akbunar önerisi. Ben size dedim ama değil mi? Sıkça duyacaksınız. Şimdi küme düşen Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi. Şunu belirteyim. Mecbur önerecekler. Çünkü Göztepe düştü. Hani hem futbolcu maliyetinden kurtulmak hem de kazanabildikleri kadar para kazanma derdindeler. Bak, kazanabildikleri kadar para kazanma derdindeler. Ve şu anda transferinde gözdesi. 28 yaşında. Ya yabancı sayısı düşecek, yerli oyuncuların önemi artacak. Hani rotasyon oyuncusu olarak kullanılmalı mı? Bilemeyeceğim. Çok fazla şey söyleyebilirim de söylemeyebilirim de. 4 gol 5 asisti var. Bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 30 lig maçında 4 kez ağları havalandırdı, 5 asisti var diyor. Tabii eski performanstan uzak bir görüntü. Misal Serdar Gürler ben zamanında Fenerbahçe'yi istemiştim boştayken de sözleşmesi yoktu mesela. Alabileceğimiz oyuncuydu. Al, Alın, alınmadı mesela Fenerbahçe'ye. Anadolu topçusu dediler, şu dediler, bu dediler. Şimdi birçok kişi diyor ki keşke alsaydık diyor. Bu da benzer bir durum bence. Ee, bakalım ne olacak. Ama ben Serdar Gürler'in olacağını zannetmiyorum ya. Ee, şey pardon Serdar Gürler diyorum. Halil Akbunar'ın olacağını zannetmiyorum. Yakında biraz daha detaylı konuşurum. Tamam mı? Şimdilik burada geçtirelim. Fenerbahçe'de süper ikililer göze geldi. Bu bir nazar haberidir. Dikkat. Aman dikkat. Nasıl nazar haberim? Şimdi Fenerbahçe'nin çıkışında büyük katkısı olan iki tane isim var. Değil mi? Fenerbahçe'nin şu anki katkısından. Ve bu ikililer mecburen değişiyor. Kim o ikili? Serdar Aziz ve iyi bir ikili yakalayan Kim Min Jae. Kim Min Jae. Şimdi hatta bence bu isimlere bir de Zayis eklenebilir. Hani Zayis orta sahada Zayis ve Crespo diyeyim. Hani birlikte orta sahanın dinamosu Crespo'ydu. Ayağındaki kırık sebebiyle hani e, Fenerbahçe'nin şu anki ikincilik yarışında Cuma günü Gaziantep'le oynayacak maç öncesinde oynayamıyorlar. Mesela Kim Minji kart cezası Crespo sakatlıktan. Ve İsmail Kartal'ı bu durum endişelendiriyor demiş. Ben İsmail Kartal'ın endişelendiğini düşünmüyorum ya. Ben İsmail Kartal'ın Gaziantep'i iyi analiz edeceğini düşünüyorum. Hani eksiklerimiz elbette var. Geri döndüremezsin. Ama bir şey yapman lazım. Bir de işin komik tarafı Rize maçında iki fire verildi. Pelkas'ın Salayın ardından ki hazırlık maçında maalesef sıkıntı yaşadın. Ve bu iki ismin dışında Rize maçında Crespo'nun ayak kemiğinde kırılma kimin sarı kart görmüş? kimin sarı kartı illaki olacaktı da. Yani şu son haftalarda Pelkas, Salahi ve Crespo bizi biraz üzdü. İşlerinden en çok da herhalde Crespo üzmüştür. Hemen hemen herkesin. Ama hayırlısı buymuş yapacak bir şey yok. Belki de bir başta oynayıp saçma sapan zamanda kırmızı kart yiyecekti. Bilemezsiniz. E, Tisaran, Gustavo şimdi mecburen oynatılmak zorunda. Çünkü Orta sahada eksiklik var. Yani oynayabilecek yegane isim Gustavo duruyor. Savunmada eksiklik var. Yine aynı şekilde oynayacak isim Tisserant duruyor. O sayı Mert Hakan bu arada bilginiz olsun. Ee, o ve Mert Hakan oyundan sakatlanarak çıkmıştı. Rize maçında. Ve sevindirici haber ikisinden de geldi. İki futbolcu da ciddi bir durum olmadığını belirtip dün yok iki gün önce ta, salonda ayrı çalışıyorlardı. Ama bir iki gün dinlenip Belki de bugün Kidman'da yer alıp oynamaları bekleniliyor. Hani Nazım Osayn'ı yerine Nazım, Mert Hakan'ı yerine belki Sosa, Arda ya da Beriş oynatılabilirdi ama bakalım durumları ne olacak. Şimdi Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha. Biliyorsunuz Jorge Jesus ismi gündeme düştü. Gündemi meşgul etti. Artık haberlerde şunu görüyoruz. İşte Jorge Jesus'un isteğiyle bu geliyor. Jorge Jesus'tan sonra buna gidildi ki ilk haber. Jorge Jesus'tan sonra Belotti hamlesi. Bak Fenerbahçe transferde ağırlığını Santrafor'a verdi. Torino ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek. Belotti'nin menajerleriyle görüşüldü. Belotti'nin menajeri 3 yıllık sözleşme, yıllık 4 milyon euro ve imza parası istedi diyor. Eder mi? Düşündürücü. Bence edebilir. Niye etmesin? Ki zaten A klas forvet istiyorsun öyle 2-2,5 milyon euro yıllık ücretten getiremezsin. O devir bitti. Yani o devir bitti. Şimdi Jorge Jesus'tan Fenerbahçe görüşüyor diyor. Bizim Jorge Jesus'u getirebilecek olsan belki dörtten de aşağıya getirebilirsin. Ve Andrea Belotti ile transfer görüşmeleri başladı diyor. Ha, transferi yoğunlaşıldı. Ya şimdi Jorge Jesus kurt bir hoca. Eminim şunun farkındadır. Atanın ve tutanın iyi olacak. Olmazsa seni duman ederler. Atanın ve tutanın iyi olmasa seni duman ederler. O futbolun kuralı gibi bir şey ya. Yani yazılı olmayan ama her yerde yazılan kuralı gibi. Şimdi bir Berisha ile şampiyonluk yarışına gitmek var. Bir Serdar Dursun'la gitmek var. Bir Samat ile gitmek var. Bir Silimani ile bir Belotti ile gitmek var. Değil mi? Teknik direktörün elini ne kadar güçlendiriyor. Valla 28 yaşında aslında tam alınabilecek düzeyde. O yaşta. Hani yıllık 4 milyon euro imza parası zor değil. 42 kez milli formayı giyen bir isimden bahsediyoruz. Torino formasıyla 19 maçta süre alıp 5 golü var. Bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maç kaçırmış. 1.81 boyunda ve 42 kez İtalya milli takımının forması gibi 12 golü var. Belki bu sakatlıktan dolayı korkulup alınmayabilir ama Fenerbahçe'ye A-klas bir isim lazım. Milan, bak Milan'ın gündemindeki iki tane isim var. Birisi Origi, diğeri Belotti. Hatta Milan ikisini birden bitirme peşinde mesela. Neyinize yetmiyor değil mi? Ama Avrupa takımları iyi forvet gördü müydü? Ve sözleşmesi bitecek forvet gördü müydü? Kesenin ağzını açıyorlar. Mesela Şorlot. Şorlot'tan ilgili bir duyum geldi. Daha doğrusu Serdar Alçelikler bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki benim kaynaklarım Şorlot, Trabzonspor istemezse kimse de oynamaz diyor tabii madde olduğunu konuşuyorlardı. Belki o maddeye istinaden diyor. da ben Türkiye'de oynamak istemiyorum. Bir tek Trabzonspor'da oynarım demiş. Burada bir yanlışlık var Serdar Çünkü oyuncunun menajeri hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Ve Beşiktaş'ın ciddi bir girişimi var. Hiç belli olmaz bu iş. Ama Fenerbahçe açısından söyleyeyim. Hani Beşiktaş istemezse düşünebilirsin. Hocam ya çöp nal topluyor orada. Ya bizim ligimizde iş yapıyordu belki de o gittiği takımda çok farklı bir olay vardır. Biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz arkadaşlar. Hele yani Charlotte olayı tuhaf bir olay. Gelelim bombaya. Fenerbahçe'den sürpriz hamle Nicolas De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Şimdi Fenerbahçe'de hoca bilir sizi sürerken transfer harekatı dört koldan yapılıyor. Gelecek yıl kusursuz bir kadro oluşturmak istiyor ve yönetim izleme komitesinin onay verdiği Arjantin'in River Plate takımında boy gösteren Nicolas de la Cruz için harekete geçti. Şimdi takım River Plate olunca tabii insanın içi kıpır kıpır oluyor. Ha orada oynuyorsa biz de kesin oynar diye. Fenerbahçe taraftar River Plate'ci değildir ya. Boca Juniors'cadır. Ama şöyle bir şey var, şimdi flash bir oyuncu gündeme alındı, hoca diye gündemde sürpriz bir orta saha geldi, temaslar başladı diyor. Ben size Delacruz'un özelliğini anlatayım, <laughs> niye güldüğümü siz de anlayın. Ya da önce haberdeki okuyayım, 24 yaşında, merkez orta saha oyuncusu ve defansif zaafı kapatmak için alınıyormuş. Tabii kaliteli bir isim almak istiyorsun şampiyonluk için. Teklif yapılacak. Bak temas kuruldu ama teklif yapılacakmış. Uruguaylı futbolcu için menajerleriyle görüşmeleri sürdüren yönetim sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek. 1.67 boyundaki De La Cruz için River Plate'de az da olsa bir bonservis teklif etmeyi planlıyormuş. Güncel piyasa değeri kaç? 16 milyon euro. Bu sezon Arjantin ekibiyle çıktığı 11 maçta 2 golü var. Ayrıca 13 kez de Uruguay milli takımda forma giymiş. Kariyerine Liverpool FC Montevideo u 19da başlamış ve 2017 yılında 2.6 milyon euro bon serviste Liverpool'e e gelmiş. Şimdi bu haberi yapanlar ne kadar kolay zannediyorlar değil mi? Sözleşmenin bitmesini, başka takıma gitme merakını. 1.67 boyu kısa, yani orta sahaya göre kısa ama muhtemelen süratı vardır ve e, bu sezon 11 maç 2 gol 805 dakika. Aslında az da oynamış ama bu piyasa değeri gerçekten çok yüksek. Ya yani bana gelen bir duyum yok Dela ilgili. Hatta gelmesine sormama bile gerek yok. Ben direkt yalanlasam herhalde doğru söylemiş olurum. Çünkü e, evet o bölgeye bir isim arıyoruz ama bu şekilde değil. Onu da söyleyeyim. Hames Rodriguez'in ilk tercihi Al Ain. Ah, bak bizi aldatmış bir şerif. Al Rayyan'da forma giyen Hames Rodriguez'in yeni takımının Al Ain olmasına yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Al Rayyan forması giyiyor ve Arjantin basında yer alan habere göre Katar ekibi Al Reyyan'da mutlu değil. Bu nedenle takımlar ayrılmak istiyor ve Al Ain ile sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Yani çok fark etmiş gerçekten. Tabi Arjantin medyası ayrıca Rodriguez'in Fenerbahçe, Galatasaray, Atletico Madrid'in de ilgilendiğini yazmış. Eğer üç takım gerçekten ilgileniyorsa Atletico Madrid'e hayırlı olsun. Ama Aldria'yı yandaki benzer ekonomik şartlara sahip diye al ayine gitmesi muhtemelmiş. Önemli takımlarda forma gidi biliyorsunuz. Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton. Yani çok ilginç bir futbolcu ya. Gerçekten ilginç bir futbolcu. Kariyeri açısından da çok ilginç. Şimdi Borussia Dortmund Arda Güler'e talip oldu haberiyle devam edelim. Sona yaklaşıyoruz. Bakın haberi hiç okumayacağım. Geçenlerde bu çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Bir Alman kulübü işte şöyle yapıyor böyle yapıyor diye. Dortmund yetenek avcısı. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu diyor haberde. Olur normal. Tabi Ali Koç da bonservis bedelini belirlemiş. Öyle kafanıza göre alamazsınız demiş. Ben bir bonservis bedeli belirledim. Onu getirin öyle alın demiş. Sizce ne kadardır? Düşünün bakalım. Fenerbahçe ikinci olup Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. 16 yaşında Fenerbahçe forması giyiyor. Herkesi büyüleyen genç yıldız geleceğe dair büyük düşler kurdurtuyor. İlk ciddi teklif Dortmund'dan. Ee, Avrupa devine gidip gitmeyeceği merak konusu hayalinin Avrupa olduğunu saklamıyor. Ajans Spor'un elde ettiği bilgilere göre Arda Güler'e çok ciddi bir teklif de gelmiş. Ee, Almanya'nın öne gelen genç yeteneklerini daha da parlatıp yüksek bonservise satan Dortmund'dan teklif gelmiş. Ali Koç 30 milyon euro istemiş. Fenerbahçe başkanı oyuncusunu isteyen Dortmund yönetiminin 30 milyon euro bonservisi istemiş. Top artık Almanların sahasında bulunuyor diyor. Dortmund elini çabuk tutması gerekecek çünkü başka kulüplerden de Arda için... Fenerbahçe'ye ulaşmış teklifler bulunuyor. Leverkusen ve Fiorentina da Arda'nın peşinde diyor haberde. Vay be ne Arda'ymış. Arda Arda takımların şeyi var. Leverkusen scoutlar geçen hafta Arda'yı çıplak gözle izlemiş. Fiorentina'da da yakından ilgilenen diğer kulüp 3 kulübün somut şekilde Arda'yla ilgilenmesi Fenerbahçe'nin pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Gençler bir %20 pay alacak yetiştirici kulüp diyor. Şimdi iş böyle olduğu için Fenerbahçe'nin de bir sonraki satıştan paylı bir şekilde satması daha mantıklı olur. Değil mi? Serbest kalma bedeli 20 milyon euro diyor. İşte şu sezonda şu kadar, şu sezonda bu kadar diyor. İşte 1300 dakika oynama. Ardenaz bir yılda Fenerbahçe'de oynayıp sonra Avrupa'ya gitmek istiyormuş. 357 dakikada 3 gol 5 asist. 3 gol 5 asist. 357 dakikada. inanılmaz bir performans. Yani 15 maçta toplam 357 dakika, 3 gol, 5 asist yaptı ve 10 numara pozisyonda oynayan da kanatlarda görev alabiliyor demiş. O bizim denememiz. Ben bu haberin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya yani biraz asparagas sallamasyon gibi geldi bana. Ee, şu süreçte de hani bunlara gerek yok Fenerbahçe ikinciliğe odaklanmışken. Son haberimiz Luis Gustavo Brezilya'ya geri dönüyor demiş. Birçoğunuz keşke diyorsunuz. Birçoğunuz inşallah diyorsunuz. Şimdi ilk 11'deki yerini kaybetti Gustavo. Doğru mu? Doğru. Çaptan düştü mü? Düştü. Yani birçoğunuz şimdi Gustavo oynayacak diye umutsuz bakıyor musunuz? Bakıyorsunuz ama Brezilya'ya döneceği iddia edilmiş. Bir yıl daha kontratı var. Gitmek isterse kolaylık sağlanacak diyor. Brezilya basınındaki haberlere göre ülkesine dönmesi muhtemelen 7 Muhtemel 7 Brezilya'da 30 yaş üstü futbolcuya yer verilmiş haberden. Tabi yüksek yıllık hücre sebebiyle Fenerbahçe düşünmüyor kadroda demiş. E Brezilya kulüpleri için fırsat olabilir demiş. Bakalım ne olacak. 7 kişilik listede Gustavo da var. Şimdi kimler var bakın listeyi de okuyayım da. İyi bakın. Bir kere Manchester City'den ayrılacak olan Fernandinho. Real Madrid'den Marcelo. Barcelona kalecisi Neto. Galatasaray'da Fe yok. Galatasaray yok. Lazio'dan Lucas Leiva. Bu isimden yer aldığı listede Gustavo da var. 3 sezondur Fenerbahçe forması giyiyor. Bir yıl daha sözleşmesi var. 34 yaşında. E, Gustavo için Atletico Mineiro ve Corinthians'ın devreye girdi ancak transferin bitirilemediği kaydediliyor. Bakalım ne olacak. Cazip teklif gelirse Fenerbahçe sıcak. 3 yıl önce 6 milyon euro ile bedelle Fransa'nın Marsilya takımından getirildi. Yani ilk iki sezon Sarı Lacivert formayla etkili bir performans. Ama bu sezon gözden düştü ve yıllık ücreti de batmaya başladı. Brezilya milli takımının formasını toplamda 40 kez giyen Gustavo. Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp bir gol bir asisti var diyor. Şimdi Fernandinho falan bunların hepsi yaşlı diye hatırlıyorum. Yani hepsi 30 yaşın üstünde ama 35'in de üstünde diye hatırlıyorum ama evet 36. Ön libero Fernandinho. Ee, kaç yaşında? 36 yaşında dedik. Manchester City 2 milyon euro piyasa değeri var. Kaç maça çıkmış? Hani bu yaşına rağmen 27 maç. Bir gol 3 asist. 1463 dakika. Ön libero. Lucas Leiva o da 35 yaşında. O da ön libero. Onun da piyasa değeri 2 milyon euro. Zaten 35 yaşına gelmesi. Ayrı bir olay. Ancak 41 maça çıkmış. Bir asisti var. 2156 dakikada. Lucas Leiva da enteresan bir oyuncu. Hani ben Gustavo'nun çok gitmeye yanaşacağını düşünmüyorum ama giderse de Fenerbahçe için bir kayıp değil bence kazanım olacaktır. Zira Gustavo'nun yıllık ücreti çok çok batacaktır. Batıyor da. E şöyle düşünün mesela asgari ücret 4250 TL oldu. Belki yazın 5000 TL olacak. Bilemezsiniz. Şimdi 4250 TL olunca işveren de başkalarının da gözünde hani adet hani paranın ödenecek para adedi arttığı için insanlar 4200 TL gibi değil de 42500 TL gibi görüyorlar. Bu da neye sebep oluyor? Ulan boş durdurmayalım. Madem bu kadar para veriyoruz kullanılma sebep oluyor. Ortada böyle bir sıkıntı var. Gustavo için de hani bu kadar yıllık ücret verilince diyorlar ki ulan her maçta gol atması lazım. İşte Arda Güler bu kadar almıyor. Mesela Fenerbahçe'yi sömürenlerden biri Mesut. 3 milyon eurosu var. Hadi 3.2 diyorsun Gustavo'ya. Hadi o da 3.2 yazın. 6.2. Yedek kulübesine vermek için çok fazla paralar. Üstelik Fenerbahçe altyapısı her geçen gün bir isim çıkartırken tabi buna cesaret edecek bunu da oynatacak teknik direktör bulmak neredeyse imkansız. Kimse bu riske girmez. Kariyerini tehlikeye atmaz. Çünkü gençlerle oynadığın zaman mağlubiyetler kaçınılmaz. Değil mi? Hatalar kaçınılmaz. Silsile halinde hata yapar gençler. Bu da büyük bir risk. Şimdi genel şu ana kadar konuştuğumuz duyumların hepsini kısaca toparlayalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Sizlerden de beğeni rica ederim. Jackson Muleka takipteki bir futbolcu. İzliyoruz ama zaman ne getirir, ne götürür bir şey diyemem ama izliyoruz. Ha, ucun alma maddesi var. Paşanın alıp bize verir mi bilemem. Belotti takipteyiz ama İtalya dışına çıkmayacak. %90 ihtimalle bilginiz olsun. Dele Cruz'u ilk defa duydum. Jorge Jesus konusunda hüsrana uğramamak adına bekleyin. Yani resmi imza görüne kadar hiç kimseye inanmayın. Ertuğrul Taşkıran bir aksilik olmazsa Ertuğrul Fenerbahçe'nin kaleci sirkülasyonda yer alacak gibi duruyor. Eren Elmalı için 6 milyon euro asla verilmez. Kimse de vermez. Ama verirlerse de yani daha uygun fiyata ya da sonraki satıştan pay ile Fenerbahçe için bence biçilmiş kaftan. Yani Novak'tan bence daha iyi. Hem de Türk olması çok daha etkili. Hallak bunlar bilmiyorum yedek tandemde düşünülür mü ama mantıklı gelmiyor. Kasımpaşa Beşiktaş'ta. Serdar Aziz bu arada Serdar Aziz'in sözleşme uzatıldı gibi düşünün. Böyle aklınıza başka bir şey getirmeyin. Kim Minji iyi bir futbolcu. Çok talipleri var. İşte İngiltere'nin 3 takım yarışıyor deniliyor ama normalde aslı yok ama belki biz gaz diyoruzdur. Bir bakarsınız asla olur. Crespo'nun sakatlığı inşallah daha kısa sürede döner. Hames Rodriguez'in bizimle alakası yok. Onu söyleyeyim. Galatasaray'la da alakası yok. Arda Güler şu 20-25 milyon euro olayı bence doğru değil. Dortmund olayı da doğru değil. 30 ve sonraki satıştan %15-20 paya ben tavım. Ben kabulüm. Çünkü biz asla 30'a satamayız o çocuğu. Ama Dortmund satar çünkü onlar Dortmund. Hatta 30'a değil belki 50'ye 70'e satar. Onu söyleyeyim. Başka İsmail Kartal ben seneye de devam edileceği görüşündeyim. Pelkas, Salahi, Tisserand, Gustavo bunlar takım arayışındalardır. Bilginiz olsun ama kaçı gider. Origi, Sherlock'un gelmesini beklemiyorum. Başka? Hames Rodriguez'i yalanladık. Galatasaray dedik. Arda Güler Dortmund. Ali Koç. Gustavo. Ben Gustavo'nun gideceğini düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Sözleşmesi bitene kadar kalır. Benim tahminim bu yönde. Fernandinho, Marcelo, Neto, Lucas Deiva. Belki Marcelo olabilir ama diğerlerine de alakamız yok. Transfer duyum kısmı da burada sona ermiştir. Lütfen değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Sizlerin beğenilerine ihtiyacımız var. Kanalımıza destek olmak adına yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.